Değerli ustam, Sayın Ahmet abim, mesleğe kimin yanında başladınız, ne zaman başladınız? Bu konuda bilgi verir misiniz? Efendim, şimdi benim meslek hayatım, aşağı yukarı ilkokula giderken başladım ben diyeyim. Yani bitirmeden daha babamın yanına gelirdim. Babam da aynı meslekten kunduracıydı. Babamın yanına gelir, orada eskiden montaçivileri doğruldurdu. Şimdi bugünkü gibi montaçivisi hazır yerlerde vesairelerde düşen alınmaz falan diye bir şey yok. Eğrisini doğruldurduk. Çekiç var elimizde. O çekicinden bir de tahta şey derdik, çivileri doğruldur. Kalfaya yetiştireceğiz. Kalfa da monta yapar. Ayakkabı montası yapar. Kalfaya yetiştireceğiz. Yetiştirmediğimiz zaman hadi filan diye de sıkıştırırdı tabii kalfamız. Ben bu şeyi mesleke babamın yanında başladım. Okulu bitirdikten sonra. İki sene İmam Hatip, Kur'an kursuna gittim iki sene. İki sene Kur'an kursundan sonra babamın yanına geldim. Ben kunduracı olacağım dedim. Bu mesleği devam ettireceğim. Orada başladım. Ve o şekilde babamın yanında ustam benim babam idi. Babamla devam ettik. Babam, ben 50'de geldim oraya, babamın yanına. 50'den sonra da babam 56'da vefat etti. 1956'da vefat etti. Ben tabii şimdi şey olarak kaldım, askerliği de yapmadım. Yaşım 20 oldu. Askere de gitmem gerekiyordu. Kapıcağımızın orada bizim dükkanımız vardı. Elhan yine orada durur. Er Yılmaz diye kapıcağımızın kuzey kapısının aşağıya inince, hazır elbisecileri geçince hemen orada sokağın içinde sol tarafta Er Yılmaz adı altında orada perakenteci dükkanımız vardı. Sonradan perakenteci oldu yalnız. Orada babamın vefatından sonra iki ay sonra da ben askere gittim. Askerliğimi bitirdim. İki sene, 24 ay askerlik yaptık o zaman öyleydi. İki sene askerliğimizi bitirdim. Tekrar geldim, dükkanda kira idi. İki senelik kira bedelini ödedik, askere gittik. Askerden geldikten sonra işe bir fiil kendim başlamış oldum. Biraderimle beraber, onun da rahmetliğin de ismini anayım. Onunla beraber, onunla aramızda 10 yaş vardı. Ben demek askerden geldiğimde 22 yaşındaysam, o da 12 yaşında. Beraber başladık. İşimizi hem kendimiz keser, sayasını diker, tezgahta da aradığın işi yapardık. Öyle alır, öyle satardık, öyle çalışırdık. Şimdiki gibi hepsi ayrı bir aradığın sektör olmadı o zaman. O şekilde işimize devam ettik. Sonra baktık ki işler zorlaşmaya başladı çalışma. İşçi bulunma vesaire gibi filan şeylerden dolayı. Burada ne yapalım? Hazır alalım, hazır satalım dedik. Şeyi bıraktık, imalatı orada bıraktık. Hazır alıp satmaya başladık. İşte İstanbul'dan, İzmir'den, efendim, Bursa'dan şeyler getiriyoruz, hazır ayakkabılar getiriyoruz. Orada satıyoruz, satmaya başladık. O daha güzel oldu, daha hoşumuza gitti. Hazır yapılmış, emeğe çekilmiş. Efendim, işçi kahri yok vesairesi yok hesabından. İşçiler darılmasın da işçi kahri deyince şimdi o da usta kahri vesaire filandır belki karşılığında. Değil mi? Haklı olarak. Yani işin şeyi böyle, literatürü böyle. Elhasıl o şekilde işimize devam ettik. Ne zamana kadar? 1975. Peki Ahmet abi, o yıllarda, dükkanı açtığınız yıllarda ve babanızla beraber çalıştığınız yıllarda komşuluk ilişkileri nasıldı? Efendim, şimdi komşuluk ilişkilerimiz hakikaten çok sıcaktı birbirimizle. Sıcak ilgimiz vardı, hürmetimiz vardı birbirimizle. Efendim, şey alır, para alır, verir vesaire der, daraldığımız zaman gider. Ondan ödüş para alırdık, öderdik. Tekrar aradım. O gelirse, onun ihtiyacı varsa birbirimize bankalar falan bu kadar şey değildi. O zaman Ziraat Bankası var, bir İş Bankası var. Diğer bankalar falan sonradan kuruldu.
banka şeysi. Sonra bankaya da pek girilmezdi o zaman. Adet değildi ya, bak faizinden istiklal ediyor vesaire diyor diyecekler diye. Girilmezdi. Öyle olunca sıcak bir ilişkimiz vardı. Birbirimizden gitmeler, gelmeler, oturmalar. Mesela komşularımız gelirdi bazen. Efendim yahu gel budak ya, şuraya bir oturalım, işimi bırak da şurada bir kahve içelim gibi filan kapının önüne oturur. Tabii caddeler bu kadar kalabalık değil vesaire değil. Oturur orada birer kahve içeriz, sohbet ederiz, hal hatır sorarız. Birbirimizden işte işlerin iyiliğinden, şeyinden neyse, o günkü şey neyse. Onlarla sohbet yaparız ve herkes ondan sonra çalışmasına, işine dükkanla tekrar başlar. Efendim ticaretimiz, şimdi benim şahsen orada çok rahatladım. Ticaret şeyinde, babında rahatladım. Sebebine gelince dükkanım, iş yerim, sarrafların hemen arkasındaydı. Şimdi köylü pazara gelir, patatesini, soğanını vesairesini satar, parayı cebine koyar, yanına çuvalını da alır, gelir orada şeye, alışveriş yapmaya. Gerek aradığım manifaturacıdan, gerek kunduracıdan, gerek ihtiyacı olan evinde neyse onları almaya gelir. Bizim oraya mutlaka uğrar. Sokağa girdi mi zarafların oradan oraya uğrar. Gelir aradım. O yönüyle de çok oradan memnundum ben. Hakikaten şey olarak, ticari olarak bir sıkıntı görmedik. Elhamdülillah. Ondan şey olarak da kar olarak eğer kar marjını şey dersen o da iyiydi. Yani normal tabii karımız koruduk üzerinde neyse onu satardık. O zaman bir ara bir milli korunma kanunu falan çıktı. O milli korunma kanununda efendim bir kar marşı verdiler. Dediler ki bu %10 üzerine koyacaksınız. Alış fiyatı, fatura numarası vesaire bunları yazacaksınız. Kârın da yazacaksın, satış fiyatım şu diyeceksin diye böyle etiket koyduk şeylerin, ayakkabıların üzerine. O şekilde iyiydi kârımız, bir sıkıntımız vesairemiz elhamdülillah olmadı. Deminki söylediğim gibi arkadaşlarla da yardımlaşma şeylerimiz de olurdu birbirimizden. Ama şimdi para filan bulman, alman vesaire etmen filan çok zor. Hem meblağlar yükseldi, ödüş para bulmak filan mesela yardımlaşma gibi babından söylüyorum. Çok zor şimdi. O zaman rahat alışverişlerimiz vardı ve elhamdülillah iyi ticaretimiz geçti. Ödemeler nasıldı? Ha, ödemelerimiz efendim kendimiz eğer cebimizde nakitimiz varsa nakit alır gelirdik. Nakitimiz yoksa o zaman pek böyle şimdiki gibi bir sene, altı ay neyse bir buçuk sene şey yoktu. Şimdi çek vesaire filan, hatta çek o zaman hiç yoktu. Senet alır, senet verirdik. Onu da zamanı geldiği zaman öderdik yani şey olarak hiçbir sıkıntımız olmadı o şeylerde. Zaten fazla da borçlanmazdık. Şey olarak kıymeti yok borçlanmanın, ödemelerin. Zaten imzayı atarken korkardık. Bunu nasıl ödeyeceğiz, nasıl şey edeceğiz diye onu korkardık böyle. O bakımdan da sıkıntı çekmedik elhamdülillah. Kendimizin gücüne göre borçlanırdık. O günlerde yaşadığınız en büyük mesleki sorunlarınız neydi Ahmet abi? Mesleki sorunlar tabii bitmez. İmalat safhası öyle bir geçti mesela. İşçi sıkıntısı o zaman da vardı. Şimdiki gibi de değil. O zamankiler tezgahta yetişiyordu işçiler. Yani sıfırdan başlıyor, geliyor tezgaha oturuyor. Konuşmamızın başında da söyledim ya, eğri çivi doğrultmadan başlıyor. Efendim, kalfa oluncaya kadar ustanın yanında çalışır. Öyle olunca da işten anlar. Nasıl yapılır, nasıl şeyler, montası vesairesi neyse işte yapacağı işler.
Tabii bugünkü gibi böyle teknik makineler vesaireler yok. O zaman hep eldi. El şeyle tezgahında çalıştığım için çivi vardı, şöyle ağaç çiviler vardı. O ağaç çivilerden iş yapardık şey olarak. Ayakkabının altını, köselesini ondan tuttururduk. Ve o şekilde de tezgahta çalıştığımız için hepimiz sanatkarıydık. İşten anlardık ama şimdi o işten anlama şeyi geçti. Nasıl? Makineleşti. Adam mesela örnek vereyim, monta yapıyor. Makinede onu biliyor ama başkasına geçtiği zaman öbür tarafta tabana vesaireye şura şura geçtiği zaman onu yapamıyor. Öteki biri taban yapıyor. Yani branşlaştı şimdi işler ona o şey diyeyim. O şekilde oldu. O günkü durum bundan bence iyiydi. Ama tabii bu kadar seri bir imalatımız yoktu. Yani şimdi dükkanda babam var, ben varım, kalfa var, ben şeyim, yardımcıyım, kalfa var. 3 kişi çalışırız dükkanda, yapacağımız iş 5 çit, 10 çit yapamayız. 5 çit, 6 çit böyle iş yaparız. Ondan hem bizim evimiz geçinir, hem kalfanın evi geçinir. Kanaat da vardı tabii, bugünkü gibi masraflar pek fazla öyle yoktu. Şey olarak. Efendim şeyimiz o zaman böyleydi. Yani iktisadına vesairene. Şimdi tabii hem israf fazla hem de işçi şeyi çok değişti. Yani literatürü işçinin işçi bulmak vesaire etmek bayağı bir sıkıntı şimdi. Dediğim gibi eğer montajın gidiyorsa yerine adam bulmak çok zor. Veyahut başka bir şeyde dalda giderse yine o da zor. Şimdi ayrı ayrı hepsinin şeyleri var. Yukarıda belki çıktınız, gördünüz, görmediniz bilmiyorum. Yukarıda hepsi makineler ayrıldı. Hepsinin başında da bir işçi var. O sırf onu yapıyor. Başkasına geçtiği zaman onu yapamıyor. Bu sıkıntı var. Teknolojinin bu şekilde hızla ilerlemesi, gelişmesi sizin mesleğiniz açısından nasıl bir etki yaptı? Olumlu, olumsuz? Olumlu etkileri tabii ki iyi. Şimdi ayakkabı yapımı kolaylaştı. Olumlu şeyde çok rahat. Günde 100 çit, 200 çit, 300 çit yani kapasite olarak eğer tam böyle çalışacak olursan 500 çifte kadar aradığın iş çıkıyor, çıkar. Yani çalıştırabilin. Ama şey bakımından teknolojik bu güzel. Teknolojik. Ama şimdi imalat çoğaldığı için, çok seri imalat yapıldığı için ayakkabı birikimi var. Stok fazla. Stok fazla olunca şimdi satış olması lazım. Satış olması için ne yapmak lazım? Pazarlamak lazım. Pazarlama da tabii kolay bir iş değil. Kendin gitsen olmaz. Şimdi şurada ben mesela pazarlamaya gitsem veya çocuklarım gitsem burası kalır. Şeyi bulalım da aradım, pazarlamacı bulalım da pazarlamacı iş yapsın derse, pazarlamacılar varsa da darılmasınlar, duyarlarsa onlar da iş yapmıyorlar. Yani istediğin randımanı vermiyor. Ancak kendi masrafını kendi çıkarıyor, yaptığın şey değil. Eskiden ilk başladığımızda, buraya ilk geldiğimizde bu şeylerde, hatta eski sanayide de öyleydi. Bu şey yapardık, ayakkabıyı yapar, kutular çizerdik böyle şey olarak. Müşteri gelir, perakendeci oradan beğenir, alır giderdi. Bundan iyiydi. Ama şimdi o geçti, sipariş olmaya başladı. Fuarlar ihdas edildi, fuarlar olmaya başladı. Fuarda şey alıyorsun, model efendim tabii çıkarıyorsun buraya 150, 200, 300 tane böyle model, ayrı ayrı modeller burada olduğu gibi çıkarıyorsun. Şimdi adam oradan bir takım birinden, bir takım A model, bir takım B model, ondan beğenmiş. Fakat geliyor şimdi burada randuman alamıyor. Şey olarak yani imalat olarak. Masrafa boğuluyor. Niye boğuluyor masrafa? Ayrıyeten hepsine birer kalıp yaptıracak. Ayrıyeten bıçak yaptıracak. Hadi şimdi lazer kesimi falan çıktı. Bir parça işi kolaylaştırdı. Kalıp yaptıracağım.
Efendim, onların hepsine ayrı bir taban yaptıracağım. Bugün taban yaptırmak için İstanbul'a gitsen, tabancaya varsan veya bizim Konya'da da çok tabancı yapıyorlar ama ben şu tabandan, A tabandan isterim dersen onun kalıbını yaptırması gerekiyor adamın. Şimdi o kalıbı yaptırdığı zaman tabii o da bir hayli bir masraf. O eğer şey almazsa, sipariş almazsa, iki takım, beş takım şeyle de kalıp yapılmaz, taban yapılmaz. Ne oluyor o zaman? Karşı tarafa cevap veremiyoruz. Bu fazla sipariş almadı, almadığı için diyorsun, bunu yapamayacağız. Bir şey modeli gönderelim sana diyoruz, kabul ederse gönderiyoruz. Bu yönüyle de biraz zorlaşması var. İmalat kolaylaştı fakat satış zorlaştı. Fiyatlar da tabii durmuyor. Açık güzel tip böyle bir modelli vesaireli yeni çıkan modellerden falan yapayım satayım dersen o zaman da masraf oluyor. Ayakkabı bedeli yükseliyor. Bedeli yükselince de efendim ucuz mal yapıp da kendi çocuğuyla, kendi emeğiyle çalışan ustayla bizim gibi böyle fabrika usulü çalışanın arasında fark var. Tabii işçinin bazı giderleri vesaireleri, sigortası, şu falan şeyleri var. Onları ayakkabının üzerine koymak mecburiyetindesin. Onları koymazsan zarar edersin. Koyunca da ne oluyor? Şimdi maliyet yükseliyor. Maliyet yükselince satış zorlaşıyor. Rakabet zorlaşıyor. O bakımdan bu zorluklar da var. Teknolojinin bazı iyiliklerinin yanında bu gibi şeyler de var. Ama vatandaş için, yiyici, tüketici için iyi. Yani hesaplı ve ucuz mal alabiliyor. Şimdi tabii çok sebepler var fakat yalnız hiçbir iş yürümez. Her işte öyle. Yani hele böyle bizim gibi aradığım geniş çalışan, diğer başka işlerde geniş çalışan arkadaşlar için hakikaten yalnız iş yürümez. Şimdi kendinden insan şey evladın olursa, oğlun falan olursa tabii onlara, genç kuşaklara bunu aktarmak lazım. İnsan şimdi ben mesela bugün 80 yaşına girdim. Yukarıya çıksam iş yine muhatap olmak bir hayli zor. Olmazsan randıman alamıyorsun. Onun için ne yapmak lazım? Yani ilk baştan evlat yetiştirmek lazım. O da erkek evladı olacak. Şey olarak yani eğer işim devam etsin vesaire etsin dirsen yardımlı birbirine sırt sırta verecek. Hepsinin işleri efendim branşları ona göre ayrılacak. O onu takip edecek ve çok da iyi olur. Mesela bizim şimdi iki oğlum benim var. Bir torunum var burada. Benim Mustafa Sanadeniz'ini bitirdi. Tevfik Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Bir torunum var, o da aradı, üniversiteyi bitirdi. O da buraya geldi. Şimdi kendisi şeyde, efendim, pazarlamaya, müşterileri ziyarete gitti. Öyle olunca şimdi ne oluyor? Baba rahat ediyor. Hani bir laf var. Oğlunu yanına veren, gelini yanına veren kayınla rahat edermiş. Oğlunu yanına alan da baba rahat edermiş. Anladın mı? Bu da... Hani manidar güzel bir söz yani. Eskiler böyle söylerlerdi. Güzel bir söz. O bakımdan evladın eğer fazlaysa rahatın iyi. Ama kendi başına bu işi yürütmek mesele. Yürütemezsin. Neticede aradığın şeyi kapatmak mecburiyetinde kalırsın fazla. Ya, ha yanına ortak alın. Böyle temiz insanlar o olabilir. Olabilir ama şimdi adamın gözü sende. Hani şey olmasın, ayıp olmasın aradın. Çalışmadan kazanayım diyor. Kardeşim çalışmadan kazanılmaz. Hani ben şimdi bu işe 50 sene emek vermişim, 60 sene emek vermişim. Öyle değil mi? Şimdi çalışmazsan, buna emek vermezsen reçelisini alamazsın. Evvela bir şey diyelim bir. Bu işe girdin, bu işin neticesini bir alalım. Ondan sonra kazanmaya bakalım. Hemen girdiği zaman kazanayım diyor. Ha, bu da var şimdi tabii. Onun için evlat şart. Yani yeni kuşağı devretmek şart. Şimdi inisiyatifi tabii ki demin söylediğim gibi gençliğe vermek lazım.
Yani ona eğer serbestlik bir şey tanımazsan, devamlı baskı altında tutmaya kalkarsan hiçbir iş yapamaz. Ona şimdi ne yapacaksın? Tabii ki birkaç tane de olunca pay vereceksin. Yani kar payı neyse, yüzde kaç verirsen kazancı aradın, %10'u senin, %10'u senin, %10'u senin. Geri kalan da benim diye hani şey olarak, baba olarak söylersen, ha o ben bu şeyden, satıştan, bu kârden %10 alacağım şeyine ne yapar? Tabii ki kendini oraya verir, daha fazla çalışmaya başlar. Ama baba hep benim olsun, hep benim olsun, tek olsun dersen o zaman hiçbiri olmaz. Yürümez yani iş. Muhakkak bir yerde bir patlaklık verir. O bakımdan şimdi ben şahsen bu şekilde düşünüyorum. Ve çocuklarıma da hepsini aradım, şey olarak ortak yaptım buraya. Zaten ilk geldiklerinde okulu bitirdiler, geldiler. %25 birine aradım. 50'si bende kalmak şartıyla çalışmaya başladık. Şimdi aradım tamamını dedim. Aradım siz, ben buradan ayrılayım. Aradım siz kendiniz bu işi yürütüyorsunuz. Bu işi yürütün dedim. Ve ben şimdi şeyden emekli yaptım kendimi. Ayrıldım sayılır. Ara ara gelirim işte, böyle konuşuruz, sohbet ederiz, nasılsınız, iyi misiniz, hoş musunuz, beş misiniz filan. Bu şekilde devam ediyoruz şimdilik. O bakımdan çocuklara mutlaka bir inisiyatif sağlamak lazım. Peki Ahmet abi, bir değişik konuya gireyim şimdi. Eskimeyen ustalar olarak, yani belli bir yaşın üzerine gelmiş, memlekete, millete hizmet etmiş, vergisini ödemiş, insanları yetiştirmiş, öğretmenlik yapmış, yerine göre eğitmenlik yapmış abilerimiz, gerek komşularından, gerek evlatlarından, gerek aile efradından, çevresinden ve gerekse odalardan ya da kurum kuruluşlardan, devletten yeterli, gerekli ilgiyi görüyor mu sizce? Şöyle bir yorum yapsanız. Efendim şimdi tabii ki devlet şimdi ne yapar, ancak işçisini koruyacak. Çoğunluk neredeyse onu mutlaka koruması lazım. Öyle olunca da şimdi tabii işçiye bazı şeyler veriyor, haklar veriliyor haklı olarak. O da kendisini garantiye alacak. Çalışacak, çalışmasının neticesinde kendisinde bir emeklilik hakkı vesaire gibi bir şeyler olmasını ister. Ama işverene gelince, işveren de kendi keseri kendine doğru yontar. Der ki ya bu kadar da aradığın şey verilmez. E şimdi aradığın bütün haklar onların elinde. İşverende hiçbir şey yok. Ama işte ticaret eğer karlı olursa, yaptığın iş karlı olursa paylaşmada çok büyük faydalar var. İşçinin tabii paylaşmada çok büyük faydalar var. Yoksa işçiyi şimdi kendi haline bırakırsan tabii ki aradın, herkes çok ister. Varsın çoğu olsundur. İster bir şeyler. Ha, işvereni de kendi haline bırakacak olursan o da der ki ya çalışsın, çalışsın, benim olsun. O da öyle söyler. Onun için yani burada hak, hukuku kollamak lazım. Karşındakinin hakkına tecavüz etmemek lazım. O da karşısındaki işverenin hakkına tecavüz etmemesi lazım. Yani işverenin, iş yapan işçinin şeysi bir olması lazım, düşüncesi. Peki Ahmet abi, kişisel olarak sorayım şimdi de, kendin şahsi olarak. Bunca yıl emek verdin, Eskimeyen Ustalar grubundasın şu anda. 80 yaşında elhamdülillah geçtin yani. Çevreden bu yaşına, bu tecrübene, bu Eskimeyen Ustalık makamına
yeterli saygıyı, sevgiyi, hürmeti görebiliyor musun? Şimdi tabii ki efendim toplumun içerisine girdiğin zaman, yani esnaf camiası, kendi esnaf camiası toplumun içine girdiğin zaman hakikaten bir hürmet gösteriyorlar. Ben buna çok şeylerde, düğünlerde, derneklerde vesairelerde şahit oluyorum. Hepsi geliyorlar. Elhamdülillah. Mesela pazar günü bir düğün vardı. Yine kunduracıların bir düğünü. Hiç tanıyamıyorum. Geldi karşımda, aradı. Nasılsın Hacı abi, iyi misin? Sıhhatin nasıl? Maşallah, iyi görüyorum gibi sözlerden, taltiflerden iltifatlar yaptılar. Ben de şöyle bakıyorum şimdi, ya kimidi? Bilemedin ki, tanıyamadın mı diyor bana. Ya tanıdım, siman yabancı değil ama maşallah sen de saçları ağartmışsın, sakalları ağartmışsın. Anladın? Ondan, o bakımdan şey demedim, tanıyamıyorum. Yoksa aradı, işte ben filanım diyor. Aa tamam ya, maşallah, iyi. Ne yapan, iyi misin sen? İşte iyiyiz, işte çoluk çocuk filan. Aradın, hal hatır soranlar elhamdülillah eksik değil. Yani hürmetleri var. Hiç kimseden aradım bugüne kadar, ben aşağı yukarı demin şöyle 50'den beri diyeyim, şöyle orta şey olarak 50'den beri esnafın içindeyim, hiç kimseden incinmedim. Elhamdülillah. Ahmet abi, hangi odaya bağlısınız ve bağlı olduğunuz bu odadan yeterli desteği esnaf olarak alıyor musunuz? Bizimki tabii ticaret odasına bağlılar herhalde. Ben onun pek şeyini bilemeyeceğim ama yanlış olmasın, herhalde ticaret odasına bağlılar. Bir de esnaf dernekleri vesairesi var şimdi, malum aradın. Orada da tabii esnaflık şeyinde bağlılar. Şimdi yapılacak herhangi bir şey varsa toplumda, ferdi belki aradın olmaz da, toplumun menfaatinde yapılacak bir şeyler varsa yapıyorlar. Yani o bakımdan memnunum. Yani hiç şey, şikayetim yok. Zaten resmi bir kuruluş. Resmi kuruluş olduğu için de şahsi bir şey herhalde yapılamaz oralarda. Yani böyle yardım gibi vesaire gibi, ama toplu çıkan herhangi bir kanunda vesaire de onu uygulamakta efendim hakkı varsa, şey debilirse onu yapıyor. Hani ticaret odası olsun, sanayi odası olsun, esnaf odaları olsun, bunların hepsinden hiçbir şikayetimiz şu anda yok. Ahmet abi, değişik bir konuya tekrar girelim. Yaklaşık 3 milyon üzerinde Türkiye'de Suriyeli vatandaşlar, Müslüman kardeşlerimiz var. Biz Ensar olarak muhacir olan bu insanlara gerekli görevi yerine getirebiliyor muyuz? Ve bu Suriyeliler hakkında şu anda senin genel görüşün nedir? Tabii tam olarak bu kardeşlerimize ferdi görevlerimizi getiriyoruz demek açık şey, Suriyeliler için zor olur kendimizde yani. Ama civarımızda, oturduğumuz muhitlerde komşumuz vesairemiz filan varsa, onları şey diyoruz yani, koruyoruz, kolluyoruz. Yani görüşüyoruz bazılarıyla. Mesela benim şimdi o Avzan'da oturuyorum. Oturduğum yerde bir Suriyeli kardeşimiz var. Hani ona ellerinden geldiği kadar, evde gerek aradın gelinlerimiz olsun, gerek aradın kendimiz olsun, kendimiz hemen hemen orada, mesela örnek vereyim, kurban kesiyoruz. Aradın kurbanın bir tanesini de sen kes, hani bizim adımıza diye veriyoruz. O da mahrum kalmasın falan diye şey olarak. Bu gibi böyle şey yardımları olabiliyor. Yani ama tam yapıyor mu yardımını desen, tam yaptığımızda da şey değilim yani, vatandaş olarak da. Tabii evlerinin kirasında, şeyinde vesairede efendim, adam çalışmıyor, çalışamıyor, iş bulamıyor. Herkes iş bulamıyor. Bizim burada mesela var, bilmem şey olarak çalışan Suriyeliler var. Bizim burada bir ara daha çoğuydu. Çalışanlar var mesela onlar. Hakikaten ihtiyaç sahipleri,
Onları korup kollamak lazım. Şimdi el hangine var çalışanlar? İçinde sanatkar olanları da var. İyi mesela sayacılardan var, tezgahta çalışanlardan var vesaire. Orada o işi yapıyormuş, burada da aynı işi yapıyor ve şeyini de alıyor, karşılığını da alıyor yani şey olarak. İşte ya bu tabii ki muhacir ensar şeysi pek arada şey bir şey kolay bir şey değil yerine getirmek. O çok önemli bir şey. Ben o bakımdan onu vurguladım. Ama elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Allah onların da yardımcısı olsun inşallah. Dua edelim. Memleketlerinde bir huzur gelir vesaire gelir inşallah. Gidecekler, gidecek, kalacaklar tabii bazı o gayret şey olarak hükümetin bileceği bir iş. Tabii burada şu kadar efendim insan yetiştirir şey istihdam ederse, şu işi yaparsa, şöyle efendim sermayesi olursa gibi şeylerden burada kalanlara, onlara buranın hak tanıma şeyleri var. O haklar tanındığında tabii ki onlar da yanlarda işçi istihdam diyorlar, gerek Suriyelilerden gerek şeylerden olsun, var böyle çalışanlar, iş yapanlar da. İnşallah iyi olur. Onların da Allah yardımcısı olsun, dua edelim. Elhamdülillah emekli oldum. Tabii epey oldu emekli olanlar. Bağkur'dan olduk. Evet. Söyleyeceksem... Emeklilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Emekliler hakkında. Emekliler hakkında. Efendim şimdi emekli Bağkur hatırladığım kadarıyla 70'li yıllarda mı yürürlüğe girdi? Herhalde öyle olacak galiba Allahu alem. İlk o zaman aidat ödeyeceğimiz de 52 lira mı? 50 kaç lira bir aradın aidat öderdik. Şeye Bağkur'a. İşte sağdan soldan ya aradın yarın emekli olduğunuzda buradan alacağınız paralar anadın helal olmaz, haram olur. Devlet aradı işte bankaya, çankaya vesaire onları şey diyor, orada çalıştırıyor faiz parasıyla efendim bunlar geliyor filan deniliyordu. Ama ondan sonra yavaş yavaş tabii bu normalleşmeye başladı. Ya devlete biz şimdi para yatırıyoruz, vergi ödüyoruz, Bağkur vergisini ödüyoruz. E şimdi o nerede çalıştırırsa çalıştırır devlet, biz onu bilemeyiz. Şimdi bu meşrulaştı şey olarak ama biz tabii bu meşrulaşınca, emekli oluncaya kadar şeyden basamak yükselmesi vardı o zaman malum. Basamağı yükseltmedik. Birinci basamakta aradık, devam ettik, geldik. Sonradan bir kanun çıktı gazetesindeyse. Dediler ki aradık mecburi her 3 senede bir basamak yükseltmesi var. Basamak yükselince şeyi ödeyeceğin şeyde var ya Bağkur vergisi, o da yükseliyor tabii. O yükselmeyi efendim 10-30 neyse bir kıymetsiz ama gönül istemezdi. Yükselmek ya olur mu böyle ya, zoraki bizi emekli yapacak bu devlet filan. Şimdi de Allah razı olsun diyoruz devlete emekli olduk ya, keşke 6-12. Basamağa çıksaydık da 1500 lira alsaydık, 1200 liranın yerine 1500 lira alsaydık diyoruz. Yani şeyimiz, emeklilik şeysi bu. Ha diğer yönüyle de efendim emekli tabii olunca eğer şeye kadar böyle bir kendini barınacak vesaire edecek bir yuva gibi falan bir şey kurdun. Hani giderlerin biraz azaldıysa, dış gider masrafların, evin vesaire falan varsa o Bağkur'dan idare etmeye çalışıyor. Çok kardeşlerimiz öyle yani şey olarak Bağkur parasıyla şimdi geçinmeye çalışıyor. O bakımdan şey Bağkur dileydik. Bağkur için böyle emeklilik ha. Emeklilik şeyi iyi. Ev yok yani bir problem yok. Elhamdülillah. Peki bunca yıllık bir tecrübeniz var Ahmet abi. Bu tecrübeleriniz ışığı altında. Şimdiki ticari hayatta komşuluk ilişkileri pek düzenli görünmüyor. Ne yapmak lazım da bu komşuluk ilişkilerini ticari olarak, iş yerler olarak, ne yapmak lazım da bu komşuluk ilişkilerini düzene sokmak, daha iyi hale getirmek lazım?
Abi şimdi komşuluk düzeni, evet ben daha şeyimin başında da eski komşuluklardan bahsettik, mevzu ettik. Hakikaten o zamanki iyiydi, birbirimizle bir yardımlaşma vesaire falan vardı. Şimdiki dedim ya, daha evvel de şey ettim. Şimdi ilişkilerimizde, maddi ilişkilerimiz olursa, şimdi altından kalkamayacak adam borçlanmış. Çok da iyi tanıyorsun, samimi ahbabın, dostun. Diyor ki aradım, misal söylüyorum, Ahmet abi, Mehmet kim olursa olsun. Efendim ya şu kadar para lazım, aman bana bir aradın, şu kadar bir yardımda bulun, işte ben sana filan tarihte vereyim diyor, filan diyor. Şimdi biliyorsun da atisini tehlike arz edecek. Ne yapıyorsun o zaman? Bu işlerden, yardımlaşma işinden, ilişki işinden kaçıyorsun. Yardımlaşma bakımından söylüyorum. Ondan kaçınıyorsun. Adam şey demiyor, tabii işi bozulmuş bir duruma geliyor, bozuluyor. Eski komşuluklar, eski şeyler, samimiyetler şimdi kalmadı. Herkes madde bağımlısı oldu, yani şey olarak paraforik diyelim. Nasıl para kazanırım, nasıl kendimi kurtarırım, onun çabası içerisinde. O bakımdan pek yani ilişki, komşu ilişkileri şey olarak sıcak diyemem. Şimdi garzasen dedin, tabii de garzasen altından kalkacağın bir yük olursa garzasen çok iyi bir şey. Yardımlaşma daha evvel de söyledik mesela, çok iyi bir şey. Bir kardeşin aradığın darlığını giderivermek, değil mi, şey olarak yani hakikaten çok büyük bir sevap. Eski ahilik şeysi falan vardı, malum aradığını duyarız, tabii biz görmedik öyle bir şeyler ama mesela onlardaki yardımlaşma, o şeyler falan şimdi maalesef altından kalkılamaz halde. Adam bakıyorsun şöyle dışarıdan iyi, güzel, işi vesairesi gidiyor ama fakat içinden şeyi bozuk. Maddi durumu bozuk. Şimdi kalkar da sen ona eğer bir elini verecek olursan dirseğini de almaya başlar. Yani o bakımdan yani yapılacak burada pek fazla bir şey yok ama çok iyi bildiğinden alacaksın, vereceksin, ayrı konu o. Yani çok yakınındır, bilindir vesairedir. Onlara bir yardımlaşma şeyi olabilir. Fakat şeyde yani geniş çapta eğer yapacağım dersen bayağı ben karamsarım. Ahmet abi yine dini bir konuya girmiş gibi olacağız ama bu zekat veya sadaka konusunda zenginlerimizin nasıl bir tavır almalarını tavsiye edersin onlara? Abi tabii zekat İslami bir aradın şeydir, farzdır. Mutlaka zekatı vermek mecburiyetindeyiz. Elinde varsa borcun haricinde ne kadar bir şeyin varsa, birikimin varsa onun %2,5'unu hesap edip vermek lazım. Onu da verirken tabii efendim ihtiyaç sahiplerini arayıp bulmak lazım aslında. Mahalle mahalle gezip dolaşıp ihtiyaç sahiplerini bulmak lazım. Ama şimdi tabii genişledi. Eskisi gibi değil. Eskiden bir mahallenin bir başından başladığınız zaman mesela en sonuna kadar hepsinin ismiyle, cismiyle, efendim çocuklarının ismiyle bilirdik. Ama şimdi bir apartmanda oturuyoruz. Birbirimizin şeyini bilemiyoruz. Yani ismini vesairesini. Ancak namaza gelir de namazda, camide, cemaatte görüşürsek ancak o zaman şeyde biliyoruz. Yani görüşebiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Yoksa tanıyamıyoruz. Ha, buraya dikkat çekildi. Efendim, zekat mutlaka verilmesi lazım. Farz olan bir ibadettir. Allah'ın emridir. Ha, bunu da şeyine ehlini bulup ehline vermek lazım. Ahmet abi, sizin mesleğinizle ilgili olarak bu mesleğe yeni başlayacak olan insanlara ne tavsiye edersiniz? Şimdi yeni başlayacak bir insanda evvela bilgi birikimi olması lazım. Yani bu sanat hakkında mutlaka bir bilgisinin olması lazım. O bilgi başta bir.
İkincisi, sermayesinin olması lazım. Sermayesiz eğer işe başlayacak olursa, borcundan, derdinden vesaireyle şimdi şu anda bizim bu meslek yürümez. Şimdi nasıl ben bir ayakkabıyı, bir malı hesaplı ve ucuz nasıl mal ederim? Onun evvela onun hesabını yapmak lazım. Alırken kazanılır zaten bir şey. Bir malzemeyi alırken peşin almayla vadeli almanın arasında en az, yani ben şeyli söyleyeyim, %20 aralığı gibi bir şey fark eder. E şimdi bu büyük para. Paran olursa bundan istifade edin. Sermayen olursa. Sermayen olmazsa bundan istifade edemeyiz. Ha, öyle olunca sermaye de olmazsa ileride işimizi yürütemeyiz. Evvela bilgi birikimi. İkincisi sermaye. Ondan sonra bir de ihlas olması lazım bir işe başlarken. Eğer ihlas olursa ben bu işi en iyi şekilde nasıl yaparım? Ben müşterimi nasıl memnun ederim? Öyle bir şey ki bazen insan zorla ayakkabı alıyor. Nasıl alıyor zorla? Efendim geliri azdır, amelelik yapmıştır, para kazanacak vesaire diyecek. Ayakkabı da eskimiş, yalın ayak gezilmez. Ne yapacak bir ayakkabı alacak? Alır, işçilik hatasından dolayı aldığı mal eğer açar vesaire eder, efendim deforme olur, bozulursa ne olur adam nedir? Aldığın zimnokuna ver inşallah'tır, beddua yapar değil mi? Ha, o bakımdan aradığın şeyin de olması lazım. Başta aradığın bilgili iş yapmak lazım. İyi niyetli olacak. Her işe, hangi işe olursa olsun başlarken niyet halis olacak. O zaman Allah da yardımcısı olur insanın, ilerler gider. Peki Ahmet abi, şimdiki soracağım yine kişisel olacak. Allah gecinden versin, sağlıklıyken versin inşallah. Emri hak vaki olacak. Sana da dediler ki, evlatların ve torunların karşında onlara ne vasiyet edersin? Yavrum hayat... Ha öyle mi? Ha. Şimdi torunlarım mesela oğluma... Benim şey diyeceğim, aradığın nasihatlerden bir tanesi, vasiyetini mutlaka yazman lazım. Vasiyet olarak yazman lazım. Şu şöyle, şu şöyle, neyse elindeki mevcut aradığın malın neyse, onların şeylerini vermek lazım. Haklarını, hukuklarını, efendim borcunu alacağını vesaireni filan onları bir ayrı varsa tutman lazım. O şeyde o şekilde olursa onlar da sen gittikten sonra ya iyi ki babamızı aradın, bize yardımcı olmuş, şunları aradın, bize şey etmiş, bak ne kadar rahat ettik der ve yapacağını önünü görmüş olur. Ama efendim evlat şimdi mal canlısı olursa, öteki biri de aradın, o da öyle olursa, o şunu ben alacağım, bu elma değil ki. Ortadan kesip de ha al şu yarısını sen, şu yarısını da sen al diyecek bir durum da değil. O bakımdan vasiyet mutlaka şart. Ve şeyde yani dinimizin de emri, vasiyetinizi mutlaka yapın. Torunlara? Ha torunlara aman yavrum. Bak hayat bitici. Sonu var. Yani mutlaka sonu gelecek bu hayatın. Onun için daima kendinizi iyi örnekli insanları alın kendinize. Örnek olan iyi insanları alın ki siz de kendiniz onlara onlardan şey alın, ilham alırsınız. İyi yaşayın, dürüst yaşayın, kötülük yapmayın. Karşınızdakine iyilik düşünün, kötülük düşünmeyin. Benim şimdi şeyim bu yani, evlatlarıma, torunlarıma vesaireye nasihatim bu. Dini mübini yaşayın, namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin, haccınıza gidin, efendim İslam'ın emirleri neyse onları yerine getirmeye gayret gösterin.
Benim vasiyetim de bu olur ya. Yani. Abi keşkeler belki olabilir ama keşke meseleyi halletmez. Keşke ben geçmişte şunu yapsaydım. Keşke şunu içseydim. Şu bak şimdi onun üzerine şöyle bir rayiş geldi. Efendim şurası şöyle kıymetsizdi, ucuzu da alsaydım vesaire etseydim ticari bakımdan diyecek olursan bu geçerli değil. Geçmişe çekmeyeceğim. Vay şöyle yapsaydım, vay böyle yapsaydım diye toh vah demeyeceksin. Eğer onu diyecek olursan ardınızca karşı gelmiş olun. Allah'ın takdirine karşı gelmiş olun. Tabii ki Allah bir şeyi takdir ettiyse o muhakkak tahakkuk edecek, tecelli edecek, şey yok. Ona kimse mani olamaz. Ama Allah takdir etmediyse kimse de onu şey demez, takdir edemez, yapamaz yani. Sahip olamaz. Bu şekilde düşünmek lazım bunu şey olarak. Keşkeleri vesaireleri falan bu şekilde düşünmek lazım. Günümüz gençliğinin şu anki halini yorumlar mısın Ahmet abi? Efendim gençliğimiz pek iyi diyemem. Yani pek iyi diyemem. Ama tabii iyi yapmaya, onlara ahlak dersi vesaire bilmem ne okullarda şurada şurada vermeye gayret ediyorlar. Şimdi o şeylerin vereceği bu, devletin koyacağı okullardaki tedrisat vesaire, efendim din bilgileri falan eğer oradan verilecek olursa okullarda çocuk daha yeni yetişip gelirken tabii ki geleceğimiz aydınlık olur. Ama öyle değil de işte başka frekanslar vesaireler falan var. Onlar bozmak istiyorlar vesaire istiyorlar. Eğer o şekilde onlar hakikaten bu milletin geleceğini yok etmek bahanesiyle çalışıyorlarsa Allah onları ıslah etsin, şerlerinden emin eylesin deriz, dua ederiz yani şey olarak tabii. Elden bizim gelmez bunu ancak aile olarak, evet aileden başlar ama terbiye aile olarak verebilirsek o daha iyi olur. Ama her ailede bugün ben görüyorum yani pek fazla bir şey yok. Yani bilgi vesaire, dini bilgiler vesaireler falan yok çocuğa verecek şekilde. Şimdi okullar açıldı, vakıflar açıldı, vesaireler açıldı. Orada Kur'an kursları vesaireler yetiştiriyorlar inşallah. O bakımdan ümitliyiz. Ama bakıyorum şöyle umumi bir şeye, halkın yaşayışına vesairesine, gençliğe. Hepsinin gözü karşısındakında. Karşısındakında olunca da Allah'tan istemiyor. Karşısındakından istediği için Allah da affetmez. Ona muhtaç eder yani. Bir insan Allah'tan isteyecek. Ya Rabbi benim işimi, gücümü rast getir. Çoluğuma, çocuğuma sıhhat, afiyetler ihsan eyle dua edecek. Dua ederse Rabbim de o duasını inşallah kabul buyuracak. Ama yok öyle değil de efendim vay filan nasıldı, filan şöyle yaptı, filan böyle yaptı. Ne zaman olurdu, ne zaman alıvurdu, ne zaman yapıvurdu diyecek olursan o adama da muhtaç olur. Yani o, bu şeyi isteyen, karşısındaki adamı şeyden çekemeyen diyeyim ben de açıda şeysi, Allah onu ona muhtaç eder. O bakımdan çok dikkatli olmamız gerekiyor her yönüyle bu hususlarda. Peki Ahmet abi, son sorumuz da şu. Eskimiyon Ustalar programı hakkında, şu anki yaptığın, konuştuğun program hakkında ne düşünüyorsun? Efendim, başta çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani hakikaten kalıcı bir program bu. Yani yarın hepimiz ahirete gideceğiz. Yani dünya ölümlü. Ama buradaki CD olsun vesaire olsun neyse aldığın kayıtlar vesaireler baki kalacak. Hani nedirler? Kubbede kalan sada hoş bir sadadır. Teberrik olarak kalacak efendim. İnşallah o bakımdan hakikaten sizi tebrik ederim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, tuttuğumuzu kolay getirsin. Daim kılsın. Çok iyi bir hizmetin içindesiniz.
ölümsüzlük diyeyim, yani ölüm var da canlıya, ama bu gibi şeylerde ölümsüzlüğün şeyini yapıyorsunuz yani. Gereğini yerine getiriyorsunuz. O bakımdan ben teşekkür ederim. Bizi aradığınız şeye aldığınızdan dolayı layık değiliz ama ne yapalım, bilebildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla aradın şeyimizi ifade, suallerin cevaplarımızı tırdığımız kadar yapabildik işte. Allah razı olsun. Herhalde vaktimiz de zaten doldu diyorsunuz. Teşekkür ederim.